Başkanım merhaba. Merhaba. Meclis üyeliği başkanlığı süresi uzatılmış sanırım, yoğun bir ilgi olduğu konuşuluyor. Son durumları sizden öğrenebilir miyiz? Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz AK Parti'nin seçim takvimi daha önce de ifade etmiştik. Bir başlamıştı, belli bir tarihler verilmişti. O tarihler bizimki kendi parti iç tüzüğümüzün tarihleriydi. Onlarla ilgili değişiklikler zaman zaman daha önce de yapılmıştı. Şimdi de meclis üyelikleriyle ilgili 5 Ocağı uzatıldı. Bu ne demek? Yani ilk önce belediye başkan adayları belli olsun. Başkanlarla birlikte meclis üyeliklerinin belirlenmesi adına doğru bir karar. Bu geçen dönemde olmuştu, daha önce de olmuştu. Yine aynı şekilde bu uzatma oldu. Bu faydalı bir uzatmadır. Süleyman Bey, şimdi yerel seçimlere giderken karşınızdaki partilere baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmeye çalışıyor, örgüt toparlamaya çalışıyor. İYİ Parti biraz dağılmış durumda. Bu partilerin bu durumu yerel seçimde sizi nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, biz başka partilerin ne yaptığına bakmıyoruz. Herkes kendi teşkilat yönetimini nasıl yapar, güçlü müdür, zayıf mıdır, toparlanıyor mudur? Biz ona çok fazla bakmıyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biz şu anda kendi teşkilatımızla ilgili motivasyon toplantılarına başladık. Bizim ilçe danışma meclis toplantılarımız oluyordu biliyorsunuz. Onlara başladık. Mahmudiye ile başladık. Bu akşam inşallah Fatih Bakanımızla Seyit Gazi'deyiz. Ayşen Hocamızla, Şam Bakanımızla Mahmudiye'de danışma meclis toplantımızı yaptık. Hızlı bir şekilde ilçelerden muhitten merkeze doğru toparlayarak geliyoruz. Bunları defaatle yapacağız. Adaylarımız açıklandığında da yapacağız. Her parti seçime giderken kendi teşkilatı ile ilgili çalışmalarını gözden geçirecektir. Diğer partiler ne yapıyor, ne ediyor o bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Peki Sayın Nebi Hatipoğlu şunu söylemişti. Yani İYİ Parti'den de pek çok istifa olacak ve AK Parti'ye katılımlar olacak. Evet. İstifalar sürüyor İYİ Parti'de ve size bu süreçte katılan üye sayısı var mı elinizde? Evet, bunlarla ilgili de bu süreci de yönetiyoruz. Bunları danışma toplantılarımızda inşallah merkeze geldiğimizde Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe danışmaları ve il danışma toplantılarını yaptığımızda şu anda bu şekilde farklı partilerden istifa edip bize üye olanlar var. Bunların rozetlerini bu danışma toplantılarında takacağız. Bu şekilde partimize karşı büyük bir teveccüh var. Bunu danışma toplantılarında göreceksiniz. Başkanım, 57 tane aday adaya çıkmıştı belediye başkanlığı. Evet. 14 ilçede. Bir aralığa kadar da memur ve partideki görevi olanların böyle bir imkanı vardı. İlave aday adaya çıktı mı istifa ederek? Hayır, yani 1 Aralık itibariyle bizde şeyler kapanmıştı zaten, adaylık müracaatları kapanmıştı. Biz temayüllerimizi yaptık biliyorsunuz. O 1 Aralık Yüksek Seçim Kurulu'nun istifası zorunlu hallerle ilgili bir takvimdi. Partimiz adaylıkların süresiyle ilgili farklı bir takvim açıklamıştı. O takvim doldu, biz temayüllerimizi yaptık. Şu anda farklı bir aday başvuru usulü yok bizde. Ama bu aday adaylığına başvurmamış aday olamaz manasına gelmez. Bu süreci genel merkez yönetir. 1 Aralık itibariyle istifa zorunlu olmayan bir kişi aday olarak göstermek istendiğinde hukuken bu normal olabilir. Temel sonuçlarıyla ilgili çok sayıda söylenti ve haberler, evet, çıktı. Siz de takip etmişsiniz. Evet. Neler söylemek istiyorsunuz? Temayül ile ilgili bunu defaatle söyledik. Seçim İşleri Başkanımız da söyledi. Temayülleri Cumhurbaşkanımızdan başka kimse bilmez. Elektronik bir temayüldü, elektronik uygulamaydı. Bunu burada yaptık ve Cumhurbaşkanımızın önüne düştü. O temayülleri Cumhurbaşkanımız görüyor. Temayüllerde ön plana çıkan adaylarla ilgili de anket çalışmaları başlayacak. O da henüz başlamadı. Bunu da ARGE Başkanımız dün açıkladı. Belki bugün, yarın bunlar başlayabilir. 50 bin üzerindeki ilçelerde, büyük ilçelerde temayülde ön plan çıkmış 4 aday. Diğer ufak ilçelerde de 2 aday temayülde kim öne çıkmışsa bunlarla ilgili anketleri yapacağını Genel Merkezim, ARGE Başkanlığımız bildirdi. Temayüllerle ilgili söyleyeceğim bunlar. Benim de bir sorum var efendim. Buyurun. Bir konu var. Evet. Onun içinde. Birisi geçtiğimiz hafta sonu biliyorsunuz TOKİ ile ilgili sorunlar vardı. Vatandaşlar, hı, toplandı. Evet. Ödemelerin yaklaşık 20 kat arttığını, evet,
KDV oranları %1'den %10'a çıktığını, evin toplam gelirinde rakamın çok yükseldiğini söylediler. Bir de bugün olan bir konu var. Bugün gittiğimiz bir okulda okul bomboş olduğunu sendikalar açıkladı. Burada yıkım kararı mı olacak, bir iyileştirme mi olacak? Osman Gazi Ortaokulu'na gittik. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ilk önce TOKİ ile ilgili söyleyeyim. Tabii biliyorsunuz AK Parti toplu konut idaresi ile Eskişehir'e 15 bin üzerinde konut kazandırdı. Yani son yine TOKİ kanalıyla da tüm ilçelerimizde de konutları vatandaşlarımıza biz teslim ettik, kurallar çekildi. Vatandaşımız bunların şartlarını bilerek bunlara başvurdular. Burada tüm Türkiye'de sadece Eskişehir'de değil KDV'lerin yükseltilmesiyle ilgili bir durum var. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız mağduriyet olduğunu ifade ediyorlar. Bunlarla ilgili biz de vatandaşımızın bu taleplerini genel merkezimize iletiyoruz. Bu KDV ile ilgili, KDV'nin düşürülmesiyle ilgili bir düzenleme olacaksa onu genel merkezimiz bilir. Yani bununla ilgili ilgili bakanlıklar bilir. Biz bu vatandaşımızın haklıdır değildir taleplerini iletiyoruz. Fiyatları çok yükseldiğini söylüyorlar. Tabii ki 20 kat. Yani onu tam olarak bilemiyorum. Yani vatandaşımızın tam olarak neyi kastediyor? Bu KDV %1'den %8'e çıktı KDV inşaatlarda. Bunu bahsediyorlar. Tabii ki ödeme zorlukları çeken vatandaşımız var mıdır? Olabilir. Ama bunları biz dinliyoruz. Bunlarla ilgili bize de talepler geliyor, ilgili kişiler. Vatandaşımız ev sahibi olmaktan memnun. Ama ekonomik durumu zayıf olan, zora giren vatandaşlarımız var mıdır? Olabilir. Bunları da yine çözecekse kim çözecek? Yine AK Parti çözecek. Yani bunlarla ilgili... Bir vatandaşı konuşur, şöyle bir rakam söyledi bana. Ben durumda yetinmem dedi. 5 bin lira maaş alıyorum dedi. Ödemem 6 bin lira dedi. Nasıl yapacağım? Yani bilemiyorum tabii ki o vatandaşımızın söyledikleri o rakamlar doğru rakamlar mıdır? Onları... bilemiyorum. Kişiye göre farklı şeyler değişebilir. Diğer hususla ilgili de Osman Gazi Ortaokulu ile ilgili bir bilgim yok. Onu araştıralım. Yani güçlendirme kararı çıkmışsa güçlendirilecektir. Yıkım kararı çıkmışsa da yıkılacaktır. Yenisi yapılacaktır. Kimse mağdur olmaz. Ben okula giden öğrencimiz daha önce de oldu. Bakın Eskişehir Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilerimizi taşıdık. Yere yıkım kararı çıkmıştı. Orası yıkılacak, yapılacak. Yapılana kadar da başka bir okula taşınmış oldular. Aynı şey o bahsettiğiniz okulda da olabilir. Onu öğrenelim.